Karşı takımdaki bir oyuncu bizim takımdaki bir oyuncuya sövmeye başladı hiçbir şey yokken. Ben dedim ki amacı ne acaba, yani hiçbir şekilde anlamadım. Numarasını vermeye başladı, açık adresini verdi falan, dedim ne oluyor. Oyun sonunda buna bir istek attım, kabul etti. Bilmiyorum ne yapmam gerek, zaten oyun sonunda özür dedi dedi. İzleyin, kendiniz karar verin. Atalım numaranı buradan. Güzel. Ben vereyim. Çok güzel abi. Numarasını da veriyor. Daha ne isteyeyim ben? Oh numara. Ben bu numarayı paylaşırım bu arada. Hayır, unranked maçta bu kadar tilt olacak ne yaşadın sen ya? Gerçekten. Yaptığı şeylere bir göz atacağım. Aha. Evet verdiler. Dur şimdi. Chat'e şöyle bir göz gezdireceğim. Tamam. Böyle bayağı bir şey yazmış. Bir konuşalım, merak ettim. Yani kimdir, neyin necisidir? Normal oyun oynuyorduk. Alo. Ha söyle lan. Ya koydum bunu oğlum. Ben sana orada bir şey demiyorum. Sen ne yapıyorsun? Bir şey söyleyeceğim sana. Neden küfür ediyorsun şu anda? Söyle. Hürsüt konuşamıyor musun? Anlamadım. Oğlum ben sana orada bir şey demiyorum. Leon'a sövüyorum. Sen gelmiş oradan atlıyorsun. Oğlum bak, atlama yok. Ben sana küfretmedim. Ben seni 1000 defa repledim zaten. Senin o çarın her türlü ban yiyecek. Ne kadar sikimde. Tamam, sikimde olmayabilir. Numaranı falan vermişsin burada bayağı. Açık adresini falan yazmışsın. İsmin neydi? Tayin. Soyadın var mı? Ne yapacaksın soyadımı? Soyadın var mı? Merak ettim. Var var. Yok canım, oğlum polise falan şikayet etmeyeceğim seni. Merak etme. Edebilirsin, sıkıntı yok. Yo, daha ötesini yapmayı düşünüyorum da o yüzden yani. Sen böyle rahat rahat milletin annesine bacısına sövebiliyorsan ister yok, misin? Sıkıntı yok, sıkıntı yok hiç. Buruk, benim Valorant'ta olayım yok. O zaman niye milletin annesine bacısına sövüyorsun? İnsanlar istediği gibi derecesiz maçta isterse base'de durur, isterse gider bombayı kurar, isterse orada sıçar eder. Seni ilgilendiriyor mu sence? Sonra gelip bize de küfür ediyorsun. Ben sana ilk başta etmedim. Sen kankacığım, kendin derdini anlamadım ya. Yani millete neden küfür ediyorsun, bunu anlamadım. Derdini söyle. Böyle bir sinir hastalığı mı var gerçekten? Psikoloğa git. Dediğimi nereden biliyorsun? E tamam da oğlum, insanlara küfretmeni bu şey yapmıyor yani. İnsanlara küfredip bir yere varamaz. Bak şu an İteleyebilir bak. Kardeş. Bak o numara patlayacak Allah, şimdi. Patlasın hiçbir sıkıntı yok. İnan ki yok ya. Ben ilk başta küfür etmedim. İnsan gibi söyledim. Sonra 3 kişi base'de beklediler. Ben de tilt oldu. Bu kadar basit. Bak şimdi ben bakayım ya abi. Bakayım ne yapmış bu arkadaş. Konuşmalar orada duruyor. Yukarı doğru kaydırabilirsin. Ne diyor orada bekliyorsun, şizofren. Kanka önce sen şizofren yazmışsın başta. Ne diyor orada bekliyorsun demişsin. Bak burada bir sıkıntı yok. Sonra şizofren yazmışsın. Bak sonra direkt beklemeyin amın evlatları yazmışsın. Sonra şizofren orospu çocukları yazmışsın. Muteleyip geçebilirdiniz. Kanka muteleyip ya, muhabbet mutelemek değil kankacığım, bak gözünü seveyim. Karşına başka biri de gelebilir oğlum, yani ben normal bir oyuncu da gelebilir. Benim gibi başka birisi de gelebilir karşına. Çekinmiyor musun övmekten? Bu arada sen mi ban yedin şu an chat bana? Aynen aynen. Aha. Güzel. Sıkıntı yok oğlum. Hesap çok sıkıntı yok bak. Okey ben de bulurum. Sıkıntı yok bu arada. Bak seninle bu kadar iyi konuşmazdım. Senin bana yaklaşımından dolayı konuşuyorum böyle. Tamam kardeşim, sana ettiğim küfürler için özür dilerim. Diğerlerine ettiysen de tekrar adamlarını sikeyim. Tamam. Sana ettiğim küfürler için özür dilerim. Aklıma direkt şu video. Aklıma Sedat Peker'le alakalı yapılan bir video geldi. Direkt onu göstereceğim. Terefli olanlar baş tacı. Başında var olsun. Tasmasıyla gezdireceğim ulan seni. Kur'an Evliya çapsızı 01'in etkisindeyim ondan abi. Bu tarz yani gerçekten bomboş insanların annesine sövülüyor ya. Yani bu beni gerçekten sinirleniyorum orada. Bir şey yokken bir anda sövmesi çok saçma geliyor bana ve hani bir anda işte ara beni telefondan, işte açık adresini veriyor falan. Bunlar gerçekten bana artık Valorant'ta Türk kitlesinin gerçekten psikolojisinin bozuk olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bana bayağı özür diledi ama yine de gülesim geldi yani orada. Tamam bana özür diledi ama bu adam 2 gün sonra aynı şeyi yapacak yani. Ses tonundan çok çok rahat belli ediyor kendini. Boşluğuma geldi, küfür ettim. 2 gün sonra yine aynısını yapayım. Ya böyle dava var mı? Normalde bu tarz insanlara yapılacak şeyler çok belli aslında. Diyeceksin, şikayetçi olacaksın ya, dava açacaksın falan filan. Yoluna bakacaksın yani. Başka yapacağın bir şey yok. Çektiği cezayla kalsın. Sen hiçbir şey yapmamışsın. Kafasıyla takılacaksın. Bu tarz bir olayla karşılaştığınızda yapmanız gereken şey aslında küfür etmeden bir bilgisini alıyorsanız gidip şikayet edebilirsiniz. Bir oyun bile olsa şikayet etme hakkına sahipsiniz. Ya bu arada koştuk ile alakalı da videoyu unutmadım. Yarın saat 6'da paylaşacağım. Bilginiz olsun. Çok beklettim ama güzel bir şey olmasını istediğim için beklettim. Kendinize iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.